Hazırlıklarımız çok yoğun geçiyor. Ee, çünkü Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken hem mental olarak hazırlanman gerekiyor ama aynı zamanda fiziksel olarak da hazırlanmak gerekiyor. Ee, yoğun ve uzun bir sezonun ardından böyle bir hazırlık süreci hepimiz için gerekli. Çünkü orada çok büyük bir takımlarla oynayacağız. Ve bundan dolayı e, fiziksel olarak hazır olmamız lazım. O yüzden yoğun bir süreç, yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Ee, ama hepimiz hazırız, mutluyuz. Ee, çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Ee, arkadaşlık ortamımız, ilişkilerimiz, her şey yerinde. Ee, umuyorum güzel bir turnuva olur hepimiz için. Başarılı bir turnuva olur. Ya Tabii ki e, Macaristan maçı değil ama e, Avusturya maçı hepimizi moralini bozdu. Ama böyle maçlardan ders çıkarabilmek e, çok önemli. Güzel bir ders çıkardığımızı düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte de bize olumlu geleceğini düşünüyorum. Çünkü... Gerçekten güzel ve iyi bir takımlar. Biz de onlara karşı neler yap yaptık neler yapamadık bunları değerlendirdik. Bunların üstünden geleceğimize inanıyorum. İyi dersler çıkarıp önümüzdeki süreçte Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel performanslar sergilemek istiyoruz. Tabii ki Ozan'ın sakatlığı hepimizi çok üzdü. Ondan önce Çağlar'da Enes de sakatlık geçirerek kamptan ayrıldı. Ya Bunlar gerçekten üzücü şeyler aslında. Çünkü tabii ki futbolun içinde böyle şeyler var bunlara alışık alışık insanlarız. Ama insan böyle bir süreçte böyle bir turnuvadan önce sakatlanınca hem onlar için büyük bir hayal kırıklığı oluyor hem de bizler için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Moral motivasyon olarak daha çok düşüşe geçebiliyoruz ama hayatın içinde de bunlar var maalesef sakatlıklar var. Buradan da onlara tekrardan çok geçmiş olsun dileyelim. Gerçekten hazırlık maçı gibi değildi. İki takım da çok güzel savunma yaptı. Ben süre alamadım. Ama bu konuda dışarıdan izlediğim zaman takım arkadaşlarımı gerçekten tebrik ederim. Çünkü gayet güzel organizasyonlara sahip bir takıma karşı çok güzel bir savunma yaptık. Önemli olan da oydu. Savunmayı güzel yapabilmek böyle takımlara karşı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için önemli olacak. O bakımdan hücumsal anlamda çok bir üretkenlik yapamamış olabiliriz. Ama böyle takımlara karşı aynı zamanda biz de hücum fırsatları vermedik. O konuda takımca güzel bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hocamız da bunu söyledi gerçekten. Hazırlık maçı gibi değildi. Çünkü önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'ndan önce iki tane maçımız vardı. Bunlardan bir tanesi oydu. O bakımdan güzel hazırlandık ve güzel bir maç geçtiğini düşünüyorum. Polonya'da çok gerçekten güçlü bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Bence o maç da çok İtalya maçı gibi çok böyle çetin geçecek. Bir hazırlık maçı değil bizim için. Çünkü son provamız Avrupa Şampiyonası öncesinde çok iyi hazırlandık. O maçta da neler olabileceğini neler yaşayabileceğimizi nelerle karşılaşabileceğimizi az çok biliyoruz. O konuda zor geçecek. Ama sonunda güzel bir maç geçeceğine inanıyorum. İki turnuva gerçekten beklenenlerin altında bir performanslar vardı. Çünkü ben başarı olarak tabii ki ülke ülkece çok iyi bir şeyler başaramadık milli takımda. En son 2008'de başarımız var. Ondan sonra çok iyi kadrolara sahip olduğumuz halde başarı elde edemedik. Ama tabii ki şimdiki sürece baktığımız zaman yine bir beklenti çok büyük. Beklenti çok fazla. Ama biz sadece şu süreçte o geçmişte yaptığımız hataları yapmamak için ayağımız biraz daha yere sağlam basıyor. Çünkü çok fazla beklentileri karşılama ihtiyacı duyunca hata yapmaya çok yatkın olabiliyorsun. Biz öyle bir ülkeyiz maalesef. Duygular daha fazla ağır basabiliyor. Hem taraftarlarımız, milletimiz olarak hem de biz futbolcular olarak. O konuda şimdiki süreci şöyle değerlendirebiliriz. Biraz daha e, şimdi maç maç bakarak hedefleri daha e, az tutarak ondan sonraki süreçte hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman ileriye dönük planlar yapabiliriz. O yüzden şimdiki süreçte gruplar e, gruplardan çıkabilmek bizim için e, daha e, minimal hedeflerden bir tanesi. Ondan sonraki süreçlerde tabii ki e, daha büyük hedefler koyabiliriz. Baskı dedik. Şimdi böyle hedefler kurarsak bence daha fazla baskı altına e, girmiş oluruz. Hem milletçe hem de biz futbolcular olarak. E, çünkü bir Önceki turnuvalarda bu kadar hem grupları da geçememiş bir ülke olarak böyle bir hedefler koymak tabii ki çok güzel. Bizleri buralara koymaları, biz de kendimizi oralara koyuyoruz ama e, önce küçük hedefleri e, aştıktan sonra bu hedeflere ilerlemek bence daha mantıklı olur hem ülke olarak hem de biz futbolcular olarak. Çünkü kendimizi baskı altına soktuğumuz zaman istediğimiz performansı, istediğimiz futbolu sağa yansıtamayız. Öncelikle dediğim gibi e, grupları geçebilmek. Bizim ana hedefimiz çünkü e, ben hedefi biraz daha minimalde tuttuğumuz zaman da, daha ilerisi için daha güzel başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Grupları geçtikten sonra neler yapabileceğimizi de az çok hem milletimiz hem de bizler de çok iyi biliyoruz. Çünkü çok kaliteli bir takıma sahibiz ama direkt hedef olarak final, çeyrek final diye e, bir hedef koyarsak bence bu bizi çok daha büyük baskı altına alır. O yüzden baskıyı hafifletmek için en azından böyle ufak hedefler koymak daha mantıklı diye düşünüyorum. Favori tabii ki Portekiz herkes için. Ee, ama bence bizim en zor maçımız Gürcistan maçı olacak. Hem turnuvanın ilk maçı hani bizim açımızdan ilk maçımız olacak. Hem de Gürcistan'ın da daha önce Avrupa Şampiyonası deneyimi yok. Tecrübesi bir takımlar. Ama kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Buraya gelerek çok büyük başarı elde ettiler kendileri, ülkeleri olarak bu o bakımdan kaybedecek hiçbir şey olmayan bir takım bir insan daha farklı daha büyük hedefler daha büyük başarılar elde edebilir bana göre o yüzden bizim en zor maçımız o o maça çok iyi konsantrasyonla çıkmamız lazım ondan sonra diğer rakiplerimizi düşünmemiz lazım ben kendim şahsen ve arkadaşlarımla konuştuğum zaman biz maç maç ilerlemek istiyoruz o yüzden bizim en zor maçımız Gürcistan maçı ondan sonra çeke maçı Portekiz maçını düşünmeliyiz. Bence öyle daha büyük bir hedeflere, öncesinde söylediğim gibi daha büyük başarılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ya hazırlık maçları test maçlarıdır. son maçlara baktığımız zaman evet öyle gözüküyor olabilir ama Avrupa Şampiyonası elemelerinde yanlış hatırlamıyorsam çünkü geçen gün onunla ilgili bir konuşmamız olmuştu. 20 golün 17'sini farklı oyuncu attı diye hatırlıyorum. Ya bu da aslında bazı şeyleri netleştiriyor çünkü futbolcuların, oyuncuların gole yatkınlığını, her oyuncunun bu konuda takımına katkı sağladığını gösteriyor. Ya O su son 2-3 maç üzerinden değerlendirsek evet öyle gözüküyor ama genele baktığım zaman ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi günümüz futbolunda da zaten her futbolcudan skor olarak katkı almak çok önemli. Biz de öyle kaliteli futbolculara sahibiz. Bence Avrupa Şampiyonası'nda daha farklı olacağını inanıyorum. Çünkü gerçekten kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip bir ülkeyiz. Bu konuda ben aynı düşüncede değilim. Ya o hesaplamaları az çok biz de görüyoruz, biz de yapıyoruz ama şöyle bir şey var. Ya bu turnuva zaten çok büyük bir turnuva. Ya başta ya sonda iyi takımlarla muhakkak eşleşeceksin, muhakkak karşılaşacaksın. O yüzden en başta karşılaşmak veya sonrasında karşılaşmak bence bir ölçü değil veya bir fırsat değil. Bana göre bir şekilde bir başarılar elde etmek istiyorsak en iyi takımı da yenmeliyiz. En kötü gözüken, favori olmayan takımı da yenmeliyiz. O yüzden ben dediğim gibi maç maç bakıp neleri başarabiliriz, neleri elde edebiliriz diye bakmak ve onun üzerinden gitmek, takımlarla karşılaşmak bence daha mantıklı olur. O yüzden ben üçüncü çıkmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çıkabiliyorsak tabii ki lider çıkalım gruptan. İtalya'yla e, final oynamak isterim çünkü e, en son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu İtalya. O bakımdan onlarla karşılaşmak isterim. Ama e, turnuvanın ev sahibi Almanya'yla da hangimiz ev sahibiyiz karşılaşması yapabilmek için de onlarla da karşılaşmak bence güzel olur. E, i̇ki takımı söyleyebilirim yani gerçekten. Biz e, Dünya Kupası elemesinde Portekiz'e elenmiştik. Ben ilk defa orada karşılaşmıştım Ronaldo'yla. Ronaldo'nun profesyonelliği, futbolculuğu, sağ iç sağ dışı yaptığı başarılar bence herkes tarafından örnek alınan bir futbolcu, bir simge haline geldi, bir ikon haline geldi. Benim de en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Çok başarılı ve milli takımda ve normal takım bazında yaptıkları da çok büyük. Ama sadece Portekiz'i Ronaldo üzerinden değerlendirmek de yanlış olur. Çok kaliteli, çok iyi bir takıma sahipler. Avrupa Dünya Kupası elemesinde de karşılaştığımızda güzel sonuçlanmamıştı bizim için. O yüzden Portekiz'i sadece Ronaldo üzerinden değerlendirmemek lazım. Belki son turnuvası olabilir dediğiniz gibi ama işin içinde Ronaldo olunca çok da belli olmaz. <laughs> yani neler yapabileceğini, ne zaman bırakacağını bilemiyor insan. Ama tabii ki çok kaliteli, çok iyi bir futbolcu. Tabii ki onun kalitesini bildiğimiz için ona göre bir maç geçireceğimizi de düşünüyorum tabii ki motivasyon olarak. Çok şanslıyız ki iki maçımızı oynayacağız. Dortmund'un stadyumu. Gerçekten o sarı duvar dedikleri stadı kırmızı, beyaz görmek gerçekten bizi çok etkileyecektir. O taraftarımızla birlikte orayı düşündüğüm zaman ülkemizle birlikte gerçekten bizi çok büyük bir atmosfer bekliyor. Sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Tabii ki birinci pozisyonum sol kanat. Sol kanatta çok daha rahat hissediyorum kendimi. Ama bu sene itibariyle farklı mevkilerde oynamak beni daha da geliştirdiğine inanıyorum. Forvet arkası oynadığım zaman da merkezde rahat topla buluşabildiğim zaman da çok kendimi rahat hissediyorum. Ben biraz serbest oynadığım zaman çünkü stabil bir kanat oyuncusu olup çizgide beklemiyorum ben biraz daha mobil mobil bir oyuncu olduğum için her tarafta gezerek oynuyorum. O yüzden benim için kanat veya direkt orta saha diye bir konum yok mu forvet arkası. Ama genellikle kanatta oynayıp içerilerde top aldığım zaman daha rahat hissediyorum kendimi tabii ki. Çok demi en başında söyledim çok kaliteli bir ekibiz. Çok kaliteli bir takımız. Ee, çok kaliteli bir ülkeyiz aslında. Çok kaliteli futbolculara sahip bir ülkeyiz. Aslında bu bizim için bir şans. Ee, çünkü gelecek için de e, umutla bakabilirsiniz. Çünkü e, hem genç futbolcularımız var. E, çok kaliteli, çok iyi bir futbolcularımız var. Bizim kanat bölgesi de dediğiniz gibi çok yoğun. Ee, rekabet her futbolcu için çok güzeldir. Çünkü kendini sınırlarını zorlayabilmek için çok güzeldir. Ee, ben de kendimi her seferinde zorlayan bir futbolcuyum. Ee, tamam demem hiçbir zaman kendimi, kendimle ilgili. Sürekli kendimi geliştirmek için e, çalışıyorum. Bunun üzerine, e, eksiklerimin üzerine gidiyorum. E, Böyle kaliteli futbolcularla oynamak da kaliteli futbolcularla rekabet halinde olmak da beni zorluyor. Ve beni daha da iyi, iyi yere götüreceğini düşünüyorum. O yüzden bu rekabet her futbolcu için iyidir. Tabii ki benim için de daha iyi. Ee, en önemlisi ülkemiz için daha iyi. Çünkü sonuçta ülkemiz için hepimiz bayrağımız için mücadele ediyoruz. Bence en önemli şeylerden bir tanesi ülkeye hizmet edeceğimiz için ülkeye e, faydalı kim olacaksa sahaya çıkacak ve sonuna kadar mücadelesini verecektir. Bence sabır e, ve sakin kalabilmek. E, çünkü söylemiştim, biz duygularıyla hareket eden bir milletiz, bir ülkeyiz. E, Duyguların çok yoğun yaşayan bir ülkeyiz. E, iyisini kötüsünü, heyecanını, e, kızgınlığını, öfkesini e, duygularına göre hareket eden bir ülkeyiz. Ama bence bu turnuva boyunca sakin kalabilirsek, e, sabırlı olabilirsek. Çünkü maçlar 90 dakika. Neyin ne getirebileceğini bilemiyoruz. Euro 2008'de de gördük. Çok geriden geldik. Çok geriden gelerek başarılar elde ettik. Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği de her zaman bizim için çok önemlidir. O yüzden biz de sabırlı olup sakin kalarak turnuva boyunca oynayacağımız maçlar boyunca bu kelimeleri sahaya yansıtabilirsek bence başarı kaçınılmaz olacaktır. İnşallah. Ben ee, kazanmak için sahaya çıkıyorum. Hiçbir maçta oynadığım e, arkadaşlarımda da çok böyle şey yaparım. Bizler eskiden oynadığımız ufak böyle bir e, misket oyununda bile hep kazanmak için oynardık. E, benim çocukluğum öyle geçti, hayatım öyle geçti. Ben kazanmak için e, oynayan bir insanım. E, hiçbir zaman pes etmem, sonunu düşünmem. E, çünkü e, bir laf var, sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Benim hayat felsefelerimden bir tanesi ben sahaya her zaman kazanmak için çıkarım. Neler yapabileceğimi biliyorum. Sınırları kendim asla koymam, sınırları başkalarının koymasına da izin vermem. O yüzden kendimi sürekli geliştirmek üzerine çalıştığım için başarılı olabileceğimi ve olamayacağım konuları da biliyorum. Ama başarısız olduğum konuların da üzerine gitmeyi çok seven bir insanım. O yüzden pes etmemek, sonuna kadar savaşmak benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Ben özgüvenli bir futbolcuyum. Ee, özgüven bazen hata da yaptırıyor ama bazen e, yapamayacağın şeyi de yaptırabiliyor. Bence futbol için en önemli şeylerden bir tanesi özgüvendir. Özgüvenli bir futbolcuyla özgüvensiz bir futbolcu arasındaki e, farklar çok daha şeydir. Ee, ben en güvendiğim yanın yani en beğendiğim yanlarından bir tanesi özgüvenli futbol oynamak. Bence o. Böyle turnuvalar gerçekten çok önemli. Her futbolcu için çok önemli. Çünkü geçmişte de gelecekte de bu turnuvalardan sonra futbolcuların kariyerini A'dan Z'ye götürebilecek bir süreç. Ben de kendime hedefler koyuyorum her zaman. Bu da bir hedeflerimden bir tanesi. Bu turnuvada başarılı bir performans sergileyip ülkemi en güzel şekilde temsil edebilmek, ailemi en güzel şekilde temsil edebilmek. Ondan sonra önüme çıkacak fırsatları tabii ki her insan değerlendirmek ister. Ama öncelikle hedefim ülke olarak başarı sağlayabilmek, ülke olarak başarılı bir yerlere gelebilmek. Ondan sonra bireysel performanslar sonra konuşulur, sonra düşünülür. Önemli olan ülkemizin başarısı. Ülkemizle birlikte bir yerlere gelebilmek, başarı elde edebilmek bence daha önemli. İspanya Ligi'ni çok beğeniyorum. İngiltere Ligi, İtalya Ligi çok güzel, kaliteli bir lig. Son dönemlerde zaten hat yanlış hatırlamıyorsam 5 takım galiba Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor onlarda. Ee, orası da çok e, önemli bir lig. Ya, bu üç lig benim için en güzellikler ligler söyleyebilirim. Sonra Almanya, Fransa tabii ki geliyor. Ama bu üç lig en beğendiğim liglerden bir tanesi. Tabii ki ilk sıra İngiltere. Çünkü çok zor bir lig ama çok kaliteli futbolun oynandığı bir liglerden bir tanesi. İspanya ile İtalya biraz daha benim futboluma e, daha yatkın bir lig. Ama ee, bakalım. Var <laughs> mı peki hedefler bu var mı? Tabii ki her futbolcunun hedefinde vardır. Ee, ben de hedeflerimde Avrupa hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da oynayabilmek. Ee, bakalım hayırlısı neyse olsun hakkımızda. Ya benim klasik gol sevincim var. Ee, nasip olursa gol atarsam onu yaparım. Belki yani o an e, ne zaman hangi dakikada gol atabileceğini bilmiyor insan. Yani dakika 90'da galibiyet kolunu getirebilen bir gol atarsam farklı bir sevinçte yapabilirim yani. Onun Peki hikayesi ne? Anlatırsın belki ama senden Ya o sevincin hikayesi aslında e, klasik söyledim. E, ben Harry Potter'ı çok fazla seviyorum. E, gözlük de kullanıyorum zaman zaman. Gözlerim biraz şey oluyor. Ondan dolayı bir gün taktığımda çok büyük benzetmeler başladı. Ondan sonra düşündük ne yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, nasıl sevinçler yapabiliriz diye. Ondan sonra böyle bir sevin çıktı. Ben yaptıktan sonra biraz böyle şey olur, kötü durur diye düşünüyordum. Ama çok sevildi. Ee, küçük çocuklar çok fazla seviyor. Bana sürekli böyle videolar atıyorlar. Ondan sonra beni gördüklerinde abi yapar mısın falan diyorlar. Bence çok güzel duruyor. E, tabii ki bazılarına kötü geliyor olabilir. E, bu kişisel bir yorumdur herkesin. Ama bence gayet güzel duruyor. Benle özdeşleştiğini düşünüyorum. E, yapmaya devam ediyorum. İnşallah böyle gol atarım ve yapmaya da devam ederim. Ya bu benim ee, Süper Kupa'lı birlikte üçüncü şampiyonum Galatasaray'da. Ya, Şampiyon olabilmek, e, bir sezon boyunca yaptığın mücadelenin karşılığını alabilmek gerçekten çok güzel, çok tarihsiz bir duygu. Ya biz de bunu e, sonuna kadar hak ederek güzel bir şekilde kazandık, e, hak ettik. Ama e, dediğim gibi, e, ben şunu da söylemek istiyorum. Bence e, en fazla en çok söylenmesi gereken bir şeylerden bir tanesi çünkü biz Galatasaray formasını veya diğer takım arkadaşlarım giydikleri formayı bırakıp da buraya geldik. şimdi milli takım formasını giyiyoruz. Her şey geride kaldı. Biz şampiyon olduk. E Galatasaray şampiyonluğu da bitti. Galatasaray'ın şampiyonluğu Galatasaray'da oynuyorum. Onların hedefi 25. şampiyonluk. Benim hedefim 25. şampiyonluk. Ama şimdi orayı kapattıktan sonra buraya geldik. Şimdi hep, hepimizin hedefi milli takımda başarılı olabilmek. Ee, biz biraz e, takımı daha fazla önem veri, veren bir ülke olduk son zamanlarda. Bence şu milli takım e, sevgimizi hepimizin daha fazla aşılanması lazım. Çünkü e, biz futbolcular olarak saha içinde rekabet ediyoruz. Aynı ülkede oynadığımız zaman saha içinde rekabet edebiliyoruz. Ama buraya geldik hepimiz birbirimizle birlikte idman yapıyoruz. Birbirimizle ilgili sorunlar yok. Kulüplerde bazıları ile ilgili tabii ki problemler olabiliyor. Ama burada bulunduğumuz süre boyunca e, tabii ki milli takımın e, ne kadar daha etkili olduğunu, ne kadar daha önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun da farkındayız. Birbirimizde hiçbir problemimiz yok. Artık e, sadece milli takımı destekleyebilirsek, şu turnuva hepimizin için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. O yüzden bence artık aşılamamız gereken şeylerden bir tanesi milli takım, milli takım sevdası, bayrak sevdası. Ee, benim de naçizane taraftarımıza artık takımları bir kenara bırakıp artık ülkeye en azından bu turnuva sürecince e, milli takıma odaklanabilirsek, milli takımı destekleyebilirsek, takım fark etmeksizin, bireysel futbolcular fark etmeksizin bence o zaman daha çok başarı elde edebiliriz. Çünkü takımlar devreye girdiği zaman bireysel futbolcular üzerinden değerlendirmeler, eleştiriler, tepkiler devreye girdiği zaman e, kazanan ülkemiz olmayacak. Kazanan kimse olmayacak, kaybeden hepimiz olacağız. Başarılar gelmesini istiyorsak bence en önemli noktalardan bir tanesi sonuna kadar destek. Kim olursa olsun. Ben Benim çok sevdiğim bir şarkı. Ee, özel bir anlamı, özel bir manası yok. Ee, hayatın neler getirebileceğini de bilemiyoruz. Benim içimden gelen bir şeydi. İçimden gelen bir e, şarkıydı, müzikti. Onunla çıkmak istedim, onunla çıktım.